Dinleyenler bir tarafa. Şimdi biz ayrıldık oruç tutanlar. Aşağı yarısı ayrıldı. Ayrılmayanlara dedi ki, oğlum siz niye tutmuyorsunuz dedi. Babazın evi de bile rahat değil dedi. Bak dedi, çok güzel yemekler. Tamam dedi, şeye dedi ki, bunların güzel yemeklerini çıkar. Bunlar oruçlarını tutsun. Evet. Ha. Orucumuzu tuttuk. Boyuna da vazifeye arabaların içinde gittik geldik, yani hiç bir zorluğumuz olmadı. Evet. Bir çamaşırcı vardı, Trabzonlu. Bir mahkum götürdüler Üsküdar'a. He. Sirkeci'ye gelince mahkumları iki tereydi. Kollarından çıkartmış, biri bir tarafa kaçmış, biri de bir tarafa. He. Ömer yakalanmış. O tekinde polisler yakalanmış. Aldı geldiler. Binbaşı dedi ki, çamaşırcıya, bunu sen ettin dedi. Ömer mahkum kaçırmaz dedi. He. Daha da göndermedin çamaşırcıyı. Çamaşırcı kim dedin? Ya ama çamaşırımızı yıkıyordu. He, yıkıyordu he. Çamaşırhanede. Evet. Öyle dedi. Ömer kaçırmazdı. Bunu sen kaçırdın dedi. Evet. Bir oyanı kaçmış, biri de oyanı. O çamaşırcı da ikinci şubenin oraya gidince polisler önüne çıkıyor. Polisler yakalıyor. İnternete atılır değil mi? Işte? Tabii tabii tabii. Hacı Yıl'da izlerler şöyle. Çocuklar. Konuşmada çıkar mı? Konuşma çıkıyor tabii. Şu anda çekiyorum. Evet. 1962, 63, 64'te tehris oldu. Evet. Nerede? İstanbul Sultanahmet. Acemi Birliği mi miydi? Neydi? Acemi Birliği Ayaz Dağı'dı. Ayaz Dağı'dı. Beraber miydiniz Acemi dedi? Ayaz Dağı'nda 6 ay kaldık. Acemi Birliği Ayaz Dağı'ndaydı. He. Dağıtım oldu. Sultanahmet'e düştük. Merkeze. Şeyiniz neydi? Piyade miydiniz? Jandarmaydı. Jandarmaydınız. Jandarmaydı. 6 ay Cezayir Karakolu'nda kaldık. 6 ay karakolda kaldınız. Ne hangi karakolu hatırlıyor? Bayrampaşa mı? İstanbul Sultanahmet. Sultanahmet. He. Üç karakol bir aradaydı. Evet. Merkez, adliye, cezaevi. Cezaevi. 6 aydan sonra bizi sevke verdiler. Sevke beraber. Her vilayete sevke. Devam et. Unutamadığım 2 sene Ramazan'ı beraber tuttuğumuz. He. O günleri hiç unutamıyorum. Kimler vardı? Erzincanlı varmış dediniz. Şeydi vardı. 2 tane Çorum'dan vardı. He. 1 tane Kars'ın Yıldığı'dan Hümmet Gülenaz vardı. Ben vardı. Evet. Peki Suyer olarak. İşte 4 arkadaş devamlı yemeğe aldığımızdan hariç ayrıca yemek yapıyorduk. He. Şeyin Ömer Dayım'ın türküsü diyordun ya, neyi söylüyordu o? Sabahla kalkardı. He. Her sabah bir de bazen koğuşta bağırır. Diyarbakır etrafında bağlar var, bitir işler içerisinde yaran var. Evde de bir sesi vardı. Vay. Bunu söylerdi. Hiç onu unutmayayım ben yani. Daha sözlerini hatırlıyor musunuz? İşte yok, işte onlar aklımda kalmış. He, Diyarbakır. Etrafında bağlar var, bitir işler içerisinde yaran var. He. Hangi bağın bağmalısın, gülürsün, aldın aklın, beni gelirsin sen. He. Çok söylerdi. Maşallah. Bir gün söylerdi bunu ya. İşte arkadaş. Böyle gidiyorduk beraber. Başka şeyler nedir? Vallahi beraber göreve aklımda. Göreve gittiğiniz zamanlar anlattınız herhalde. Karşılaştığınız şeyler var mıydı, yok muydu? Geziyordunuz birlikte, izine çıktığınız zaman. Şöyle bir göreve gittik biz ondan. İzmir'e gittik. He. İzmir'e. 4 tane çocuk, bir tane de atletik ve raflamaya gelen bir adam var. Tabii bunun suçu ağırdı. He. Gece bir İzmir'e indik. Nöbetçi savcısı da yoğurdu. Biz karakola gittik. Orada yattık. Akşam 4 yoldan inince mahkumu tek olan Erzurum'dan Dervis Kızılkaya vardı. Onun tüfeğinden yapıştı. He.
Şimdi tüfeği kurtarmaya çabalıyor ama kurtarma mümkün değil. Siviller bir başımıza töküldü, bizi elinden alacaklar. He. Neyse, onlara dedim siz çocuklara bakın, ben de buna bakın. Şimdi bana bir tekme yaptı, ben ayağını nasıl vurduysam güreş gibi. Pehlivana sen ne hareket çekiyorsun? Bu düştü, çöktü ama o arada 4 tane polis, 2 tane yazıcı güneye tekniyormuş, jandarma yetişti. He. Bizi kurtardılar. Allah Allah. İndik savcıya, bu bizi savcıya şikayet etti. Savcıya dedi getirin bakalım götürdü. Dedi ki o deli ya dedi, o deli dedi ya, aman dedi o deli dedi, ölürse de dedi ben sağlam raporu veriyorum dedi. He. Götürdük Buca cezaevine teslim ettik. Bana dedi ki Tokatlı dedi çıkacağım, anana uğradığını bilmem neydi arayıp seni vuracak. O hatıra Ömer de dedi ki bilmem neyi mi vururuz. Bu her bir hatıramız evet. Oldu. Allah Allah. Daşlı tarlaya şimdi ora ne oldu ya? Daşlı tarlanın ismi ne şimdi? Ora karakol vurdular. He. Gönüllü 4 kişi çıksın dedi oraya gönderildi. Biz de dördümüz bir de bizim Tokatlı onbaşı var, Rıza onbaşı. He. Dördünüz derken kimler var? Hümmet Gülaras. Karslı mı bu? Kars'ın Hıdır'ın Hıdır giden köyünde. He. Ömer Mayda. O nereli? Çerkit'in Budan köyünde. Gödül köyü. Gödül köyünde. He. Peki, baba adı ne? İsmail. İsmail. Tokat'ın Artuğa Boyun Bunar köyünden Bekir Suyer. Bekir Suyer. Evet. Çorum'un Zonguldak'tan Kadir Şimşek. Bu 62 yıl oluyor değil mi? 62, 1962. 63, 64. 4. Evet. Maşallah ya zeka çok. Evet. Dedi ki karakola gönüllü çıksın onları göndere diyor. Biz de dördümü çıktık. Binbaşı baktı yüzümüze. Dedi ki oğlum dedi benden ne kötülük gördünüz de kaçıyorsun. Sizi vermem dedi, vermem dedi. Evet. Sizi verirsem karakol biter dedi. Allah Allah. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Geri bizi başkalarını gönderdi, bizi göndermedi. He. Biraz da bir anısımız oldu. Allah razı olsun. Çok...